Ya bana ödevi Ayşe, soydu. Ayşe Hanım'la ilgili bir telefon, bir ihbar geldi ama onu birazdan alalım. Yani o ne diyorlar anlamadım. Bir baksanıza Biden'in ihbarına. Bir bakalım. Şimdi önemli bir tanığımız var. Sürpriz bir tanığımız var. Aslında o sürpriz tanık Ayşe Hanım'ın hayatıyla ilgili. Fakat çünkü bu çocuk, yani Kübra çocuğunu satmak istiyor mu, istemiyor mu? Biraz da bizim anlamamıza yardımcı olacak bir. Hazır mı tanığımız? Hazır. Onu çağırırsak, davet edersek aslında herkes şu iddiada bulunuyor. Siz az önce dediniz ya, o soru bana ilginç geldi. Söz konusu olan tanığa, yani telefondaki ismini vermek istemeyen, evet, halasına işte Kübra çocuğu satmak istemiş, 100 bin lira para istemiş. Siz de dediniz ki beni tanıyor mu, beni tanıyor mu dediniz. Beni tanıyor mu? 6 günlükken ama sizi tanımıyor. Dünkü... Ama bir dakika, bir saniye. Şimdi şöyle bir şey. 6 günde de dünkü beyefendi öyle deyince acaba bu da beni tanıyor mu dedim yani. Onu sormana gerek yok. 6 günlük olayı konuşuyoruz. Şimdi dün benim üzerime iftira atıldı ya. Tamam. O yüzden dedim yani. Peki o bahsettiğin şeyi birazdan hatta alalım, o gizli tanığı, ama ben diğer kişiyi çağırayım. Yani aslında çocuğun satılma hikayesi, yani çok ağır bir iddia tabii uğradığım ki. İftiraya uğradığım için. Bu ağır bir iddia. Ben hepsine tamam. Dava açacağım şimdi ya. Gizli tanığımız gelsin bakalım, Ayşe Hanım tanıyacak mı? Belki Kübra da tanıyordur. Belki biliyordur olayı. Bir gelsin lütfen. Sakin ama, olur mu? Merhaba. Merhaba, selamlar. Selam. Birbirinizi merhaba, tanıdınız. Kenan Bey. Merhaba Funda Hanım. Kenan Bey, siz kimsiniz? Ben bu kişinin eniştesiyim, eski eniştesiyim. Eski eniştesiniz. Evet. Kardeşinin kocasısınız. Evet, bu üvey kardeşi. Evet, doğrudur. Eşinizin adı neydi? Sultan. Sultan Hanım, sizin evet, üvey kardeşiniz. Kız kardeşim olur. Buyurun yani, siz anlatır mısınız olayı? Şimdi ben 14 yıl önce çocuğu olmuyor diye evlatlık olarak verdim. Annesi kefil oldu, verdim. Kızınızı. Evet. Şu anda 14-15 yaşında dediği çocuk aslında. Şu anda benim çocuğum bu evet, televizyonu seyrediyor. Benim çocuğumun psikolojisinden neden oynanılıyor? Ablam peki, ben konuşabilir miyim? Ama ha, biliyor diyor çünkü. Dur bize, ama kim biliyor? O bizden kim haberdar, biliyor? O bizi biliyor. Biliyor. Ben onunla muhatap kim olmak biliyor istemiyorum, ben sizinle muhatap. Kim biliyor, bana onu söyler misin? Bir dakika sen sus, ben bunu tamam. Didem Hanım'la konuşayım. Benim... O zaten ben, bağlanmak ben, istiyor. Rica ediyorum. Beni ama Ayşe Hanım bağlanmak evet, istiyor sen da. Sen kafanı tamam, yorma. Tamam. Tamam Kenan Bey. Siz ben onun eniştesiniz. Ben vesilesiyle hı-hı, kefil oldu. Sizin kızınız dünyaya geldi. Evet. Ya, Ayşe Hanım'ın ya, bir, evet, bir dakika. Evet. Ama Ayşe Hanım. Ben bir konuşabilir miyim? Ayşe Hanım ben bak, olayı. Bak şu anda benim Ayşe çocuğum Hanım, bunu Ayşe seyrediyor. Hanım, ben çocuğun olayı hı, bildiğini bildiğim için. Bilmiyor. Biliyor diyor. Bizden haberdar. Tamam söyle, söyle tamam yani, dinliyorum. Ben bu kendi liseden çıkmayacaksın. Allah'ım. Siz o sırada nerede oturuyordunuz? Ben o sırada Ankara susacağım. Ayşe Hanım bir susar mısınız? Gerçekleri konuşalım. Ayşe Hanım, ben seni koruduğum için. Canın yanmıyor değil mi? Benim mi? Canım yanmıyor. Ayşe Hanım, benim çocuğumu Ayşe Hanım rica edeceğim. Hangi çocuğu tamam getireceğim? Tamam mı? Benim çocuğumu. Hangi çocuğu? Çocuğumu efendim, getireceksin. Efendim. Seni herkes tamam, tanıyor. Gebze'yi aratalım mı? Beni de tanıyorlar. Gebze'yi bağlatalım ya, mı? Ya bir sus. Gebze'yi bağlatalım mı? Ayşe Hanım. Ayşe Hanım çok rica ediyorum. İddiayı bir öğrenebilir miyim? Evet tamam, söyleyin. Ben buna bir aylık yoktu verdim yani. Verdiniz. Bir aya yakındı. Bir dakika peki bakın ben... bir dakika Ayşe Hanım veremiyor, bakamayacak durumda mıydınız? Hayır hayır ben lütfen. Tamam. Bir daha dedim doğum yaparsan onu da vereceğim dedim. Ha. Kendisi de bağlansın söylesin. Tamam verdiniz çocuğu. Ben buna kızı verdim. Ha. Verdikten bir yıl sonra biz oraya gittik. Evet. Ben alkol almıştım. Nerede orada yaşıyordu peki o sırada çocuk? Gebze'de annesinin yanındaydı. Annesinin yanında. Tamam evet, peki. Bir yıl sonra Gebze'ye gittik. Ben alkol almıştım. Yukarı odaya çıktım. O anda kız çocuğu önüme geldi. Ben de şöyle babacığım diye elimi attım. Benden sonra kıyameti koparmış. Allah Allah. Nasıl babacığım der buna? Kime demişim? Benim sonradan haberim olmayan oldu. Bunu eşim biliyor. Olmayan çocuğa. Ve Didem Hanım. Olmayan çocuğa mı? Ondan sonra ne olduysa bu iş dikiş tutmadı.
Bu ve bunun annesi, bunlar beyin ikisi. Ne yapıyorlar ki? Ben annemden iki senedir bir kere birinden gıcık aldıkları zaman... Annesiyle annemden iki senedir. Ya Ayşe Hanım, önce size onu dinleyeyim, sonra sizi dinleyeceğim. Ekranı size açtım yani. Ben bunların içinden kendimi kurtaramadım ve en son kadını aldılar. Siz çocuğu gidip alıp bak istemediniz mi? Hayır hayır, ben buna verdim. Benim çocuğum olmuyor dedi. Verdim, verdikten bir yıl sonra ben... Sarhoştum, elimi attım, babacığım dedim. Yalan önüme çıktı. Yani Ayşe Hanım onun çocuğun bilmesini istemiyor tabii doğal olarak. Evet. Yani, evet, peki. Neyse o konu öyle kapandı. Ondan peki bana sonra, neden verdiğini söyler misin? Ondan sonra bana bak, neden çocuğu verdiğini senin, sorar mısın? Senin, benim bak, kardeşim senin, de biraz sonra bağlanacak. Senin benim kız kardeşimi kim Ankara'da bağlansın? Barlara... Senin, Dilem Hanım, sonrası... Bakın, Ayşe Hanım, evet, sonra şehir şehir gezdirmiş çocuğu, evet, öyle diyorsunuz. Şehir şehir derken? Susarsa ben konuşacağım. Dinliyorum sizi. 3 ay önce beni bunun teyzesi aradı. Bu gitmiş oraya 15 milyar kredi çektirmiş emekli teyzesine. Tamam. Teyzesi beni aradı, ev adresine kadar verdi. Ben bunu aradım. Ben dedim bak, sen bu çocuğu neden bize göstermiyorsun? Biz sana bunu parayla mı sattık veya bize bir şey karşılığında mı sana verdik? Çocuğu olmuyor diye verdik. Sana. Evet. Ha, peki. Sen dedim bunun kardeşleri bana hesap soruyor. Neden dedim bizden kaçıyorsun? Kaç kardeşi var kızınızın? 5 tane daha var. 5 tane daha var. Ondan sonra bir tane daha tamam, oldu. Tamam, peki devam edin. Bir dakika. Sen sus, Baran sen gelince. Ya Ayşe Hanım bir öğreneyim ya. Madem pazarlıyorsa 5 tane çocuk niye yapmış canım? Evet, Allah evet, Allah. Ondan sonra da yapıldı. Evet, tamam canım, bir dakika bunu lütfen. Türkiye biliyor, beni de tanıyorlar, onu da tanıyorlar. Tabii, tabii. Evet. Sussun, sırası geldiği ben zaman dinliyorum konuşsun. Dinliyorum sizi. Tabii ki. Evet Didem Hanım, teyzesi beni aradı. Tamam. Teyzesinin kızı da sen bunun sosyal... Böyle böyle git kızını kurtar. Hı hı. O kapattı. Ondan sonra arası bir ay sürmedi. Benim eşim aradı. Bununla tamam, kavga etmişler. İçki sofrasında. Efendim? Git dedi kızına babalık davası aç. Ben yapamıyorum ben dedi. Ben iki senedir zaten arasın kendisi, arasın kendisi sorun. Yani çocuğun annesi benim dedi ki git çocuğu benim kardeşimden alma dedi. Evet. Benim telefon kayıtlarımda da var. Bir git, bağlayın ya. Ben yapamıyorum Hakkıyı dedi. Bağlayın. Sen babasısın. Senin Sultanı babalık... bağlayın. Bir sus. Sultanın böyle tabii, sultan sus. Tabii ki bağlayacağız. Evet, merak evet, etmeyin. Hatta size... buraya gel. Neyse ben bunu... Siz Sultan Hanım'la ne zamandır ayrısınız? Ben 13 yıldır ayrıyım. 13 yıldır ayrısınız. 13 yıldır ayrıyım. Ne iş yapıyorsunuz Kenan Bey? Ben... Peki siz çocuğu... Sonra ben bunu aradım. Hı. Dedim bak sen... Bunun teyzesi evinde kaldığı... Telaffuz söylemeyin. Tamam, zaten basılmış üzerine tamam, madde kullandığını iddia ediyor. Evet, tamam. Doğrudur. Ben de bunu aradım. Aldırırız. Tamam. O da aldıracak. Dedim. Aldırırım. Sen bu çocuğu neden göstermiyorsun ya? Ben kardeşleri bana soruyor. Yani sen ne yapıyorsun, ne Sultan Hanım da mı göremiyor evladını? Bilmiyorum. Onlar hep yan yanaydı. Bu bir yıldır araları bozuk bunlar. Anladım. Peki devam edin. Evet. Neyse, ben kardeşimle iki senedir görüşmüyorum. Tamam, peki. Bakın, aynen ailemle öyle. De görüşmüyorum. Tamam. Ben bunun izini sürdükçe buldukça bu şehri tası tabağı toplayıp Allah kaçıyor. Allah. Ha, siz Allah çocuğu Allah buldukça kaçıyor. Peki, evet, adresini biliyorum. O yüzden böyle görünce ekranda geldiğinde, bakın Didem Hanım. Bakın, askerdeydi bak. Bakın, Düzce'de Didem Hanım. Benim yeğenim askerlik yaptığında. Bir dinleyelim Kenan Bey. Kızın bir kaçtığında dinleyeyim, size. Benim evime gelip bir hafta kaldı. Bak kardeşim, ben senin hatırın için dedim ki bu kızı kardeşim, alın babasına teslim edin. Bak. Kenan bende olduğunu duyarsa çok ayıp olur. Bak bunu kime söyledin Ayşe? Bunu sen kime söyledin? Konumuz, bunu, konumuz o değil. Neden konumuz o değil? Konumuz o değil. Konumuz benim kızım değil. Öyle benim kızım geldi, ben evlendi. Ben 12 sen sene gelse de oturdum. Tamam bırak, neden bırak benim şunu evime gelmedin sen Kenan? Bırak, Ayşe sen şimdi neden şu gelmedin tamam, benim evime? Ben evet, bunu aradım. Pedagoglar eşliğinde ben konuşmasını istiyorum. Siz kızınızla konuştunuz mu? Kesinlikle konuşmadım. Kendisini de görmüyorum 13 yıldır ben. Ha, görmüyorsunuz. Niye gelmedin görmüyorum 12 sene benim işte evime? Niye gelmedin? Her şeye bir niye kılıf gelmedin? Buluyor. Gebze'de oturuyordum. Ben seni 3 ay önce aramadın mı? Bak Gebze'de Nakife mi? Ablayı ararım. Ya. Tamam, bir Sultan Hanım'ı dinleyeceğim. Bir dakika. 12 sene vuracağım. Ayşe...